İki fotoğraf için yaptığın şeye bak. İşte bu yüzden söylememiştim. Böyle yapacağını bildiğim için söylemedim. Makineyi nasıl kırdı gördün mü? Boş versene, yazdığı çeki görmedin mi? Gider iki tane alır aynı makineden, deme Engin. O değil de bizimki fena fırça yiyor. Bunu düzelteceksin. Bak benim başımı belaya sokmayacaksın, anladın mı Özlem? Peki Tayfun Bey, haklısınız. Evet. Evet efendim. Biz sorunu tatlıya bağladık zaten. Evet. Çözdük. Evet. Haklısınız efendim. Haklısınız. Nerede o? Nerede o Gülden? Bu afişler ne? Bunlar ne? Benden habersiz, benden izinsiz nasıl kullanırsınız bunları? Nur, bak sakin ol. Konuşalım. Billboardlar toplatılıyor zaten. Toplatılıyor, konu kapanıyor öyle mi? Ne cesaretle ya? Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Mahkemeye vereceğim sizi. İzinsiz fotoğraf kullanmak neymiş göreceksiniz. Şey yaptık ya, hani... Sen ödemeyi aldın ya, yapacak bir şey yok artık. Yani kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladın mı beni? Siz ne zannediyorsunuz kendinize ha? Benden habersiz, benden izinsiz nasıl kullanırsınız bu fotoğrafları? Nur, Nur bak istersen sana bir ödeme yapalım. Zaten yapacaktık. Şimdi fotoğraflarını kullanamayacak bile olsak sana yine de bir ödeme yapacağız, tamam mı? Ödemeymiş. Alın ödemenizi başınıza çalın. Mahvettiniz beni. Ben de sizi mahvedeceğim. Nur! Bence sen bu konuyu kuzeninle konuş. Kuzenimle mi? Ne ilgisi var Elmas'ın bununla ha? Söyle bana ne ilgisi var bununla? Bak, ben fazla bir şey bilmiyorum. Lütfen sen Elmas'la konuş. Bu tatsızlık da daha fazla büyümeden kapansın artık. Şuna bak ya, kimeyse bu havalar. Son zamanlarda iyice bir havalandı zaten. Yemeğe çıkarken bile pas vermiyor artık hiç. Yakasına taktığını gördün mü sen? Nereden geliyorsa bu değirmenin suyu. Nereden gelecek? Zengin sevgili yapmış işte. Eskiden de takardı ama vallahi bu kadar abartmazdı. Kıskançlar. Kudurun. Efendim Cahit Bey. Alo. Elmas, Yiğit'e ulaşamıyorum da yoldayım. Haber verir misin? Tamam. Siz merak etmeyin. Ben hemen söylüyorum Yiğit Bey'e. Bu arada broşun hala yakamda. Yakıyor vallahi. Her gören soruyor. Çok yakıştı sana. Neyse ben bir iki saat orada olacağım, tamam mı? Tamam. Gel. Yiğit Bey, Cahit Bey şantiyeden dönüyormuş. Sizi aramış ama ulaşamamış. Yani toplantıya yetişmek üzere yola çıkmış. Yiğit Bey. İptal. Efendim? İptal. Ama... Aması maması yok. Toplantı iptal. Bu sefer fena yandın Nur. Vallahi çok fena yandın.
geldiniz Nazlı. Hoş bulduk. Eşimin aldığı broş. Bu muydu? Evet, ta kendisi. Bir sorun mu var? Hayır, hayır. Tamam. Nazlı Hanım. İşte geldik yine sizin kafalara. Paris'te fotoğrafçı proje toplantısına geç kalacak ha. Hemen sıradaki derler. Oo, yine başladı Fırat'ın frankofon snoplukları. Snopluk değil bu. İşe saygı, disiplin. Memnun oldum. Burası da İstanbul trafiği. Proje çok yüksek gözüküyor Fırat Bey. Tek eksiğimiz yeni bir yüz. Beyler. Fikir benden, yeni yüzler sizden. Onu da ben yapacaksam size ne ihtiyacım olacak? Siz kesin dönüş yaptınız değil mi? Tekrar bizi yarı yolda bırakmazsınız umarım. Kesin demeyelim ama proje tamamlanana kadar buradayım. Çok affedersiniz. Geç kaldım. Ama canımı kurtarıp gelmem de bir başarı tabii. Buz gibi bir su. Acil. Hala elim ayağım titriyor. Abi ne oldu? Allah'ın şehir eşkıyası. Ajansı bastı güpegündüz ya. Olacak iş değil. Ha bastırdı parayı, toplatıyor işte billboardları. Zonta. Vay, kız da iyiymiş ama. Yeni keşif ha? Bırak ya, ne keşfi. Allah'ın sinir hastasıyla başımızı derde soktu. Bu bakıcı bu. Nur. Tanıyor musunuz baş belasını? Unuttum soyadını. Evet, evet, Nur. Fırat Bey, böyle tanıdıklarınız varsa bizim projeye de gönderin. Rica ederiz. Aman bu kız aklınızdan geçiriyorsanız unutun. Başınız Yiğit Kozan eşkıyasıyla belaya girer. Adam bu kız için ajansı bastı bugün. Kim dedin sen? Şu iş adamı Yiğit Kozan işte. Artık kızla bir dalgası var herhalde. Ajansı başımıza yıktı. Şimdi de billboardları toplatıyor. Nasıl da heyecanlıydı canım. İnşallah alır işi. Kısmet. Belki de hayatı değişecek. Siz bakmayın onun sekreterlik şiddetine. İç